Arkadaşlar hepiniz tüm mühendisler için geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma yani İngilizce baş harflerinin kısaltılması olan GD&T eğitimimize hoş geldiniz. Gelişimci mühendis olarak yine platformun en kapsamlı mühendislik eğitimlerinden bir tanesini sizlere sunmanın mutluluğunu ve gururunu aynı anda yaşıyoruz. Bu eğitim setinde sıfırdan başlayarak teknik bir bilgiye ihtiyaç duymadan geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma kavramını tüm detaylarıyla öğrenmiş olacaksınız. Ve eğitim sonunda bu konuya dair uzman seviyeye erişecek ve bu bilgileri özgeçmişinize gönül rahatlığıyla ekliyor olacaksınız. Tabii en önemlisi kariyeriniz için, mühendislik kariyeriniz için daha doğrusu kendinize farklı bakış açıları kazandırmış olacaksınız. Arkadaşlar geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma kavramı günümüzde uluslararası ya da Türkiye içerisinde birçok sektörde kendine yer bulmaya başladı. Arkadaşlar bu sektörlerden en önemlisi savunma sanayi, havacılık sanayi, otomotiv sanayi, makine imalat sanayi, tarım sanayi ve beyaz eşya sanayi olmak üzere ayrılabiliyor. Tabii bu sanayilerin geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmaya bu kadar ilgi duymasının altında yatan bazı sebepler var. Öncelikle arkadaşlar, gelişen teknolojiyle birlikte artık üretilen parçaların hassas bir şekilde imal edilmesi gerekiyor. Bunun dışında bildiğiniz gibi tedarik zinciri dediğimiz kavram çok gelişti. Yani bir otomobilde oluşan, otomobili oluşturan binlerce parça artık dünyanın farklı yerinde farklı tedarikçiler tarafından üretiliyor. Bu doğrultuda üretilen her bir parça en büyüğünden en küçüğüne kadar çok hassas bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Makinelerin bu hassas işleme doğrultusunda geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmaya ihtiyaç duyması bizler için önemli oluyor. Bunun dışında firmalar kendilerine artık sıfır kaza, sıfır hata ve sıfır iş güvenliği kurallarını benimsemiş durumda. Bu da arkadaşlar geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın kullanımını artık yaygınlaştırıyor. Bu doğrultuda sizler bu sektörde çalışacak bir mühendis adayı olmak istiyorsanız ya da bu sektörlerde çalışıyor fakat kendinizi daha fazla geliştirmek istiyorsanız geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmaya dair bilgi birikiminizin olması gerçekten önemli olacaktır. Arkadaşlar eğitim setimizin içeriği özellikle kariyerinize yön verecek ve size farklı bakış açıları kazandıracak şekilde hazırlandı. Bunun dışında Türkçe kaynak olarak bulamayacağınız Scanbox teknolojisi, CMM teknolojisi gibi birçok teknoloji de bu eğitim setinde konu başlığı olarak irdelendi. Bu doğrultuda eğitim setinde aslında mühendislik açısından farklı bakış açıları kazandıracak birçok eğitmen bulunduğunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arkadaşlar konu başlıklarına bakacak olursak burada bir takım konu başlıklarını bizler görebiliyoruz. Bunun dışında zaten ön izlemeler üzerinden eğitimi incelediğinizde bu konu başlıklarının dışında onlarca farklı önemli konu başlığını sizler de inceleyebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma kavramı uluslararası ölçekte çizilmiş bir kavram. Yani standartlarla çizilmiş bir kavram. Ve geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma standartları arkadaşlar yıllar içerisinde sürekli güncelleniyor. Bu doğrultuda bu eğitim setimizde sürekli olarak güncellenecek yani ilk haliyle kalmayacak dinamik bir eğitim setinden bahsediyoruz. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bizlere sorduğunuz soruları, eğitimde takıldığınız noktaları bizlere ilettiğinizde 12 saat içerisinde sizlere dönüş sağlayacağız ve sorduğunuz sorular doğrultusunda eğitime ekstralar bölümüyle arkadaşlar yeni içerikler eklemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar konu başlıklarını teker teker irdeleyecek olursak öncelikle ilk bölümde sıfırdan başladığımız için geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma kavramına genel bir giriş yapacağız. İlk olarak arkadaşlar teknik resimden başlayacağız ve bu teknik resmin mühendislik için öneminden söz edeceğiz. Bir imalat sektörünü ele alacağız. Mesela Fransa'da bulunan bir imalat sektörünü ele alacağız. Bu tedarik yapıyor. Daha sonra bu tedarik ettiği malı da Türkiye'ye yolluyor. Burada nasıl bir teknik resim politikası işleniyor? Teknik resimde neleri kullanabiliyoruz? Bunları arkadaşlar detaylı bir şekilde ele alıyor olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi yeni ürün devreye alma sürecinde geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın ve bunun yanı sıra teknik resmin öneminden bahsedeceğiz. Fikir evresi,
tasarım evresi, üretim evresi, kalite evresi ve tedarik evresinde geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma kendine nasıl yer buluyor? Sizin bu evrelerde bakış açılarınızın nasıl olması gerektiğini aktaracağız. Bunun dışında teknik resim hatalarının işletme üzerindeki maliyetlerini ve hataların hangi departmanlarda yakalanırsa kolay bir şekilde önlenebileceğini göreceğiz. Boyutsal toleranslandırma ve kullanımı üzerinde konuşacağız. Ve bunun dışında ISO ve ASME standartlarında geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın ne olduğunu ve nasıl bir çizelge üzerinde anlatıldığını bu bölümde konuşuyor olacağız. Daha sonraki bölümde arkadaşlar bizim için önemli olacak bir bölüm burası. Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma yani GD&T kavramına dünya ölçeğinde neden ihtiyaç duyulduğunu konuşacağız. Bu ihtiyaç duyulmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi tabii ki de israflı oranlarını azaltmak ve verimli bir şekilde üretim yapmaktır. Bunun dışında arkadaşlar parçayı imal ediyoruz. Örnek veriyorum şuradaki parçayı imal ediyoruz. Bu parçayı imal ederken boyutsal toleranslar şekil hatalarını tamamen önüne geçmiyor. Özellikle buradaki parçamız çok hassassa şekil hatalarının önüne geçebilmek için GD&T kullanabiliyoruz. Montaj şartlarını iyileştirebilmek için sonuçta bunlar montaj edilecek parçalar ve kritik parçalardan söz edebiliyorsak özellikle otomotiv sanayinde, havacılık sanayindeki parçalardan söz ediyorsak montaj şartlarını iyileştirmek için GD&T kullanabiliyoruz. Parçanın fonksiyonellik alanında yani montaj edildiğinde duruşunu kontrol edebilmek için de GD&T kullanabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bu konuları çok detaylı bir şekilde ele alacağız ve artık sizler GD&T'nin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmiş olacaksınız. Bir başka konumuza gelecek olursak arkadaşlar burada artık bizler bir giriş yaptıktan sonra geometrik toleranslandırmanın ve boyutlandırmanın temellerine bakmış olacağız. Arkadaşlar geometrik toleranslandırma birden fazla çeşitten ve bunların alt başlığından oluşuyor. Örnek veriyorum salgı toleransı, şekil toleransı, yönelim toleransı, pozisyon toleransı gibi. Bu şekiller üzerinde konuşacağız. Bu çeşitlerin arkadaşlar birbirine göre avantajları ve dezavantajları nerelerde kullanıldığı üzerinde, mühendislik ayağında nerelerde kullanılmanız gerektiği, nerelerde kullanmamanız gerektiğini konuşacağız. Datum ve referans unsurları üzerinde konuşacağız. Teknik resimlerde datum unsurları, yani referans unsurlarının nasıl gösterildiği üzerinde konuşacağız. Kısmi toleranslandırmaların gösterimi üzerinde konuşacağız. Ve burada gördüğümüz gibi teknik resimlerdeki tolerans çerçevesi üzerinde konuşuyor olacağız. Bakın arkadaşlar burada da zaten bizler geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın çeşitlerini, sembollerini detaylı bir şekilde ele alıyorken videomuzu görebiliyoruz. Bu bölümde artık bizler geometrik bu toleranslandırmanın temellerini atmış olacağız. Bildiğiniz gibi bir bina yapıyor gibi hayal ettiğimizde temeli ne kadar sağlam atarsak binamız da o kadar güçlü ve dayanıklı olacaktır. Bu doğrultuda arkadaşlar bu bölüm bizler için önemli olacaktır. Daha sonrasında arkadaşlar biraz daha detay inerek geometrik toleranslandırmanın tamamlayıcılarına bakacağız. Bu tamamlayıcılar Türkçe kaynak olarak gerçekten bulamayacağınız etmenler. Bu doğrultuda burayı dikkatli bir şekilde dinlemenizi önereceğim. Burada arkadaşlar en fazla ve en az malzeme durumu, MMC durumunda bonus tolerans, DMC durumunda bonus tolerans, ölçüden bağımsızlık, teğet düzlem, iz düşüm toleransı üzerinde konuşacağız. Bir parça üretiyoruz fakat o parçaya montaj edilecek parça mesela Amerika'da üretiliyor. Buradaki iki tane firma iz düşüm tolerans bölgesiyle nasıl anlaşabilir? Bunlar üzerinde konuşuyor olacağız. Arkadaşlar bundan sonra artık bizler geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın çeşitleri var dedik ya. Bu çeşitlere detaylı bir şekilde bakıyor olacağız. Öncelikle şekil toleransları üzerinde konuşacağız. Burada da gördüğümüz gibi şekil toleransları mesela bir mil ürettiğimizde bu milin şeklini kontrol altına alabilmek. Mesela SolidWorks'te bir mil tasarladık. CAD'da da bir mil tasarladık. Bu mil ideal bir mil. Fakat bunu imal ettiğimizde gerçek ölçülerinden sapmalar olacak. Çünkü üretim kapasitelerimiz vesaire buna yetersiz. Burada bu hataların önüne geçebilmek için şekil toleranslarına ihtiyaç duyuyoruz. Burada doğrusallık toleransı, düzlemsellik toleransı, dairesellik toleransı, silindiriklik toleransını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ve bunları arkadaşlar örnek alıştırmalarla birlikte destekleyerek öğrenme veriminizi arttırmış olacağız.
Şekil toleranslarını konuştuktan sonra yönelim toleranslarına bakacağız. Yani mesela arkadaşlar parçanın birbirine göre dikliği, paralelliği, açısallığı gibi önemli konular üzerinde konuşacağız ve yönelim toleranslarını da arkadaşlar örnek alıştırmalarla destekleyeceğiz. Bunun dışında mesela diklik toleransını anlattık. Diklik toleransını anlattıktan sonra gerçek bir tasarım örneğiyle diklik toleransının nasıl kullanılması gerektiğini sizlere aktarmış olacağız. Ve bunu tüm tolerans çeşitlerinde aynı şekilde yapıyor olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar salgı toleransına geçeceğiz. Salgı toleransı özellikle içten yapmalı pistonlu motorlarda, yani motorlarda, özellikle silindirli parçalarda önemli. Bunun sebebi ağırlık merkezi olarak düşünebilirsiniz. Yani aslında mil parçamız dönerken yalpa yapıyor ve bu yalpa durumu arkadaşlar oradaki milimizin ömrünü azaltıyor. Bu salgının da bu doğrultuda önemli ölçüde önüne geçmek gerekiyor. Burada arkadaşlar salgı durumunun toleranslandırmanın tasarım için öneminden bahsedeceğiz. Dairesel salgı toleransından bahsedeceğiz. Toplam salgı toleransından bahsedeceğiz. Ve örnek alıştırmalarla birlikte arkadaşlar salgı toleransına farklı bir bakış açısıyla bakmış olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar konum toleranslarından bahsedeceğiz. Mesela bir masanın üzerine delik açmak istiyoruz. Bu deliğin tam konumu bizim için önemliyse, hassas bir delikse, içerisinden pim geçecekse, içerisinden vida geçecekse, burada arkadaşlar bunu pozisyon toleransıyla toleranslandırmamız lazım. Yine arkadaşlar buna bakacağız. Eş merkezliliğe bakacağız. Simetriklik toleransına bakacağız. Ve bunları da arkadaşlar örnek alıştırmalarla destekliyor olacağız. Arkadaşlar daha sonrasında çok önemli bir bölüme geçeceğiz. Ölçü kontrol ekipmanları ve kullanımları üzerinde konuşuyor olacağız. Arkadaşlar bu bölümden önce bizler artık geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma kavramlarını öğrenmiş olacağız. Daha sonrasında kariyerimizde kalite kontrol aşamasında mesela bu öğrendiğimiz geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın ölçü kontrol işlemini nasıl yapıyoruz bunun üzerinde bakıyor olacağız. Fakat ilk olarak arkadaşlar ölçüm ve ölçü kontrol nedir bunu konuşacağız. Mesela arkadaşlar eskilerin bir sözü vardır. Ölçmeden bilemezsin, bilmeden yönetemezsin. Yani bir şeyi bilmen istiyorsan, bir şeyi yönetmek istiyorsan onu ölçmen gerekiyor. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar ölçüm günümüzde, yani bilmek günümüzde en büyük sermaye. Daha sonrasında arkadaşlar ölçmeyi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Işık durumundan, lüks metreden bahsedeceğiz. Kumpaslardan, mikrometrelerden, mihengillerden, CMM ve optik tarayıcılardan bahsedeceğiz. Ve kalibrasyonla birlikte arkadaşlar bu bölüm bırakmış bitirmiş olacağız. Burada da arkadaşlar videoda optik bir tarayıcıyla otomobilin çeşitli ölçü kontrollerinin yapıldığını bizler görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar dediğimiz gibi ölçümü konuştuktan sonra ölçü kontrol aletlerini tanıdıktan sonra geometrik toleranslandırmanın her çeşitlerinin ölçü kontrol işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor bunlara bakacağız. Şekil toleranslarının ölçü kontrollerini burada gördüğümüz gibi örnek videolarla birlikte destekleyerek anlatacağız. Yönelim toleranslarının, salgı toleranslarının, konum toleranslarında yine ölçü kontrol işlemlerini nasıl yapabiliriz bunlara bakmış olacağız. Ve bazı durumlarda arkadaşlar CMM cihazımız yoksa, hassas bir ölçü aletimiz yoksa konum toleranslarını matematiksel olarak arkadaşlar nasıl ölçebiliriz? Bunun üzerinde konuşuyor olacağız. Mesela arkadaşlar bir usta bir parçaya delik açıyor. Size geldi sordu. Bu deliğin konum toleransı uygun mu? Elinizde o an arkadaşlar CMM cihazı yoksa hızlıca burada öğrendiğimiz pratik bilgilerle konum toleransının uygun olup olmadığını sizler artık söyleyebileceksiniz. Arkadaşlar konu içeriğimiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi bu videoyu çok fazla uzatmamak adına tüm konu içeriğini buraya eklemedim. Sadece bir takım bilgiler sizlere vermiş oldum. Bunun dışında arkadaşlar ekstralar bölümüyle birlikte eğitim içeriğimiz sürekli güncellenecek. Bunu da aklınızda tutmanızı kesinlikle istiyorum. Arkadaşlar eğitim içeriğimizi daha detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız burada gördüğümüz arkadaşlar sizlere sunduğumuz birden fazla ön izleme videosunu izleyerek eğitim içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu doğrultuda arkadaşlar bu eğitimin sizlere ve kariyerinize verimli geçeceğini, verimli bir şekilde etmen olacağını kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Arkadaşlar kendinizi sürekli bir döngüde geliştirmeyi kesinlikle unutmayın. Biz mühendisler geleceği inşa eden bireyleriz. Bu geleceği inşa etme serüveninde de kendimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor.
Arkadaşlar eğitim setimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bizleri arkadaşlar Instagram ve YouTube platformlarından takip etmeyi unutmayın. Gelişimci mühendis olarak arattığınızda bizleri görebileceksiniz. Oradan da arkadaşlar eğitim setimize dair kampanyaları ve duyuruları takip edebilirsiniz. Eğitim setimizde görüşmek dileğiyle ben sizi bekliyor olacağım. Sizlerle birlikte uzun ve güzel bir yolculuğa başlayabiliriz.